Herkese merhabalar Tonguç Akademi'de birlikteyiz. 9'dan 10'a hazırlık kampımız başlıyor gençler. 10. sınıf hepinize hayırlı olsun diyeyim. Artık hepiniz birer 10. sınıf öğrencisiniz. Aslında 9'dan 10'a hazırlık kampımız daha öncesinde de başladı. Bir önceki haftası matematik haftasıydı. Orayı kaçırdıysanız dönün mutlaka videoları izleyin gençler. Bu iki hafta boyunca da tabii ki FKB haftası olacak. Yani fizik, kimya, biyoloji ile ilgili 10. sınıf konuları ...nasıl hazırlanmamız gerektiğini sizlere anlatacağız. 10. sınıfta, 9. sınıfta olduğu gibi 3 tane ünitemiz var. Bunlardan birincisi hücre bölünmeleri, ikincisi kalıtım ünitesi... ...üçüncüsü de ekosistem ekolesi ve güncel çevre sorunları olacak. Ben de biyolojiyi 3 videoda size tekrar edeceğim ve hazırlık yapmış olacağım. Hücre bölünmeleri dediğimiz zaman daha önceki sınıflarda tabii ki bunun temel kısımlarını gördük gençler. En basitinden düşünecek olursanız 9. sınıfta hücre ünitesi vardı. Hücreleri bilmeden hücre bölünmelerini anlamamız mümkün değil. Daha önceki sınıflarda da mayozu, mitozu, eşeysiz üreme çeşitlerini görmüştük. Onları hatırladığımız zaman tüm hazırlıklarımızı eksiksiz bir şekilde bitirmiş oluruz. 9'dan kanuna hazırlık setinin içerisinde neler var onlardan da biraz bahsedeyim. İlk dersimiz olduğu için biraz kamp programını anlatayım gençler. Tabii ki matematik kampı bitti. Matematik hazırlık seti var içerisinde. Şimdi fizik, kimya, biyoloji kampındayız. O bitince edebiyat, tarih, coğrafya kampı sizlerle birlikte olacak. Biz ne yapacağız? Hücre bölünmeleri ilk ünitemiz gençler. Hücre bölünmelerinin eski sınıflarında temelde neler anlatıldıysa onları hatırlayacağız ki hazır bir şekilde 10. sınıfa başlayalım. Bunlarda neler olacak? Mitoz, mayoz, eşeysiz üreme, eşeyli üreme kısımları olacak. Ben bugünkü dersimizde hazırlıklarımızı yapacağım size. Siz de dersi bitirdiğimiz zaman hücre bölünmeleri kısmının tamamını birden çözmüş olacaksınız. Hatta şöyle de yapabilirsiniz. Kitabı al önce önüne. Bunlar senin eski sınıflarda gördüğün konular diye bir çözmeye başla bakalım. Sorular ilerliyor mu, ilerlemiyor mu? Baktın çok fazla derecede takılıyorsun, yapamıyorsun. Hemen dersi dinle. Ondan dan sonra kitabı aç. Tık 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 çöz. 10. sınıfa mükemmel bir şekilde hazırlan diyeyim. Biraz içeriğimizden bahsedip konu anlatımına hızlıca geçiş yapacağım. Gençler hücre döngüsü kısmını anlatacağım. Eşeğsiz üreme, mayoz, eşeğli üreme kısımlarından bahsedeceğim bugünkü dersimize. Tabii ki ortaokulda mitozu, mayozu, eşeğsiz üremeyi, eşeğli üremeyi gördük. 9. sınıfta gördüğümüz o hücrelerin yapısı, organeller, kromozomların yapısı da yine bu üniteyle bağlantılı olacak. Biz bunları hatırlayacağız. 10. sınıfa dedim defalarca tekrar söylüyorum bomba gibi başlayacağız. Gençler çok uzatmıyorum. Yasın arkanıza konu anlatımına başlıyoruz. Şimdi hücre bölünmelerini kendi içerisinde mitoz, eşeğsiz üreme, mayoz, eşeğli üreme ve hücrelerin yapısı dediğimiz başlıkları ayıracağız. İkinci ünitemiz kalıtımın genel esasları olacak. Üçüncü ünitemizde ekosistem, ekolojisi ve güncel çevre sorunları dediğimiz kısım olacak. Hücre bölünmeleriyle bir başlamış olayım. Hücreler neden bölünür, bölünmeseler ne olur bunlardan biraz bahsedeyim. Bir hücrenin kendine benzeyen yeni hücreler oluşturulmasına hücre bölünmesi ismini veriyoruz. Neden hücre bölünüyor? Çünkü hücreler belirli bir büyüklüğe geldikleri zaman hacim yüzey oranları bozuluyor. Hacim yüzey oranı bozulunca hücrenin kontrolü güçleşiyor. Yani şöyleyken bütün hücre zarından madde alışverişini kontrol edebiliyordu, giren çıkana bakabiliyordu, iyon konsantrasyonunu ayarlayabiliyordu ama hücre büyüdüğü zaman artık bu kontrolde sıkıntı yaşanmaya başlanıyor. Hangi madde girsin, hangisi çıksın, içeride mi kalsın, dışarıda mı kalsın bunların kontrolü bozuluyor. O yüzden de hücre Büyüdüğü zaman hacim yüzey oranı bozulur. Bu nedenle bölünür. Diğer bölünme sebebi de stoplazma çekirdek oranının bozulmasıdır. Çekirdek bu kadarlık bir büyüklüğe sahipken şuraları kontrol edebiliyordu. Ama daha da büyüdüğü zaman yani stoplazma miktarı arttığı zaman aşırı bir artış olursa artık çekirdeğin kontrol mekanizması bozulmuş oluyor. Üçüncü faktörümüz ne? DNA'nın hücreye bölün emri vermesi. Eğer DNA tarafından bir eşlenme meydana gelirse, DNA miktarı iki katına çıkartılırsa hücre mecburen bölünecektir. Stoplazma ve çekirdeğin hücre bölünmesine etkisiyle ilgili de amipler kullanılarak çeşitli deneyler yapılmış. Mesela bu deneylerden birincisinde amibi normal bir ortama bırakmışlar. Bakmışlar amipler büyüyor büyüyor bölünüyor büyüyor, büyüyor, bölünüyor. Büyüyor, büyüyor, bölünüyor. Hiçbir şey yapmadıkları amibin arka arkaya büyüdükten sonra 65 kez bölündüğünü gözlemlemişler. Demişler ki hücreler belli bir büyüklüğe gelir. Belli bir büyüklüğe geldikten sonra bölünür. Sonra şöyle bir şey yapmışlar. Bölünme büyüklüğüne ulaşmamış ama yaklaşmış. Bak ulaşmamış. Amibin sitoplazmasından bir parça kesmişler. Sitoplazma olmayan çekirdeksiz kısım ölmüş. He demek ki çekirdek bayağı şeyleri kontrol ediyor ki çekirdeği bulundurmayan ölüyor demişler. Sonra çekirdekli kısmı sitoplazmayı onardı ve bölünmediğini gözlenmişler. Yani belirli bir büyüklüğe ulaşmayan sitoplazmasından parça kesilen amip bölünmemiş. İkinci deney grubunda ise bölünme büyüklüğüne ulaşmış amiple yapmışlar bu deneyi. Yine çekirdek bulundurmayan ölmüş. Stoplazmasından parça kestiğini ölmüyordu ya. Stoplazmasından parça kesmene rağmen bölünmüyordu ya. Stoplazmasından parça kesmene rağmen bölünmüş. He, o zaman emir önemli. Eğer bölünme emri verilmemişse, bölünme büyüklüğüne tam ulaşmamışsa stoplazmayı kesersen büyümeye devam ediyor bölünmüyor ama artık buna emir gittiyse sen onun sitoplazmasından bir parça da kesen bölünmeye devam ediyor sonra hücre döngüsü dediğimiz aslında çekirdek bölünmesini yani mitozu da göreceğimiz olaylara bakacağız. Bilmemiz gereken terimler var. Bizim genetik materyalimiz var. Bu genetik materyale ne diyorduk? DNA diyorduk. Hücre bölünmesinden önce DNA'nın mutlaka kendini eşlemesi lazım. DNA'nın üzerindeki anlamlı parçalara da gen, genom ismini vereceğiz. Benim göz rengimle ilgili genim, kan grubumla ilgili genim, saç şeklimle ilgili genim var. Bu genler zaten karakterlerin ortaya çıkmasını sağlıyor. DNA'nın etrafına protein bir kılıf sarıp da böyle sanki parmağımın arasına bir ipliği sıkıştırmışım gibi göründüğü zaman kromotin iplik oluşuyor. Kromatin iplikler de hücre bölünme sırasında kısalıp kalınlaşarak kromozomları meydana getiriyor. Bizim kromozomlarımızda bulunan birbiriyle aynı bilgiyi taşıyan tabii ki kardeş kromatitlerimiz var. Kardeş kromatitlerin bir arada bulunduğu bölgelere sentromer, sentromerlerin de böyle tutunduğu proteinler var. kinetekor ismi veriliyor. Hücre döngüsünün de bir interfaz hazırlık evresi bir de mitotik evresi olacak interfaz hazırlık evresine baktığımız zaman aslında bölünmeye hücrenin hazırlandığı işlerin tamamlandığı evreden bahsediyoruz. Ne yapacak? Organel sayısını arttıracak, enzim sentezi artacak, protein sentezi artacak. En 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 önemlisi DNA'nın eşlenmesi gerçekleşecek. Interfaz hazırlık evresinde. Zaten DNA eşlendikten sonra geriye dönüş yok. DNA eşlendikten sonra mitotik evre dediğimiz evre meydana gelecek. İnterfaz dediğin o hazırlık evresi hücrenin bölünmeye hazırlık yaptığı evre. Hücre hayatı hayatının en uzun evresidir. Mitotik evrenin içerisinde de çekirdek bölünmesi ve sitoplazma bölünmesi gerçekleşecek. Çekirdek bölünmesine profaz, metafaz, anafaz ve telefaz diye gruplandırmış olacağız. Hatta şöyle bir kodlama yapacağız. Inter'le Profesör Mete'nin anası telefon satacakmış. İp Mats diye ben aklımda tutuyorum hocam. Zaten çok kolay diyorsan böyle tutabilirsin. Inter'le Profesör Mete'nin anası telefon satacakmış diye de tutabilirsin. Sana soru geldi. Profaz evresinden sonra. Dur profazdan sonra ne geliyordu ne geliyordu? Profesör Mete'nin metafaz geliyordu. Diyebilmen önemli. Nasıl aklında kolay tutuyorsan onu sen Karar ver sen kendine göre bir kodlama yap. Hücre döngüsünü anlatıyoruz. Bir hücreden iki tane hücre olur diyoruz. Birazdan bu orada neler olacağını da söyleyeceğiz. Ama hücre döngüsünün belirli kontrol noktaları da var. Bu kontrol noktalarında dur veya devam et sinyalleri veriliyor. Mesela hücre bölünecek DNA'sını eşledi. DNA'sını eşleme sırasında bir hata meydana geldi. O zaman diyor ki ya ben DNA'yı yanlış eşledim. Şimdi bölünürse her hücreye yanlış DNA gider. O yüzden de ben bir bir ee, dur sinyali vereyim hücre bölünmesini durdurayım kendimi tamir edeyim diyelim ki tamir etti artık devam et sinyali geliyor ve hücre döngüsü devam ediyor gençler interfaz dediğimiz gibi G1S ve G2 evrelerinden meydana gelecek en önemlisi DNA işlenmesinin burada gerçekleştiğini bilin kalanlar üç aşağı beş yukarı aynı şeyler zaten. Protein sentezi arttı, enzim sentezi arttı, ATP sentezi arttı gibi. Mitotik evrenin en başında ne vardı? Profaz vardı. Profaz evresine baktığımız zaman da bu hücre bölüneceği için şu profazın öncesi, şu da sonrası. Bunun etrafındaki çekirdek zarı dediğimiz zar erimeye başlayacak. Çekirdekçik ortadan kaybolacak. Kromotik, kromozomlar daha doğrusu kromatin iplik dediğimiz yapılar kısalıp kalınlaşarak kromozomlara dönüşecek normal şartlarda şurası çekirdekti parmağın arasında bir ipliği sıkmışsın gibi görünür bir de çekirdekçik vardı ne yaptı burada çekirdek zarı erimeye başladı çekirdekçik kayboldu kromatin iplikler kısalıp kalınlaşarak kromozomlara dönüştü metafaz evresinde kromozomlar hücrenin ekvator düzlemine dizilecekler şu i ipliği denilen ipliklere tutunacaklar. Anafaz evresinde ise kardeş kromatitler birbirinden ayrılmış olacak. Telofaz evresinde çekirdek zarı erimeye başlayacak. Daha doğrusu profazın tersi erimeye başlayacak diyorum. Tekrar oluşmaya başlayacak. Kromozomlar incelip uzayarak ne yapacaklar? Tekrar kromatin ipliğe dönüşecekler. Çekirdekçik de yeniden meydana gelecek. Sitokine, sitoplazma bölünmesi anlamına gelir. Ne yapacak? Boğumlanma yapacak. Eğer hayvansal bir hücre ise bir hücreden iki hücre meydana gelecek. Ama bitkisel bir hücre ise tabii ki hücre duvarı, hücre çeperi olduğu için boğumlanma yapamayacak. Ara lemel, ara çeper oluşumuyla bir hücreden iki tane hücre meydana gelmiş olacak diyeyim gençler sonra eşeğsiz üreme kısmından da biraz bahsedelim eşeğsiz üremeye baktığımız zaman temeli tabii ki hücre döngüsüne yani mitoza dayanacak mitozda ne oldu bir hücreden iki tane yavru hücre meydana geldi oluşan hücreler birbirinin ve ana hücrenin birebir aynısı oldu. Yani genetik yapı kusursuz bir şekilde iki tarafa da eş olarak dağıtıldı. Bunun stoplazması az olur, bunun çok olur. O bir değişiklik anlamına gelmez. Mühim olan DNA'nın kusursuz bir şekilde ikisine de eş olarak parçalanması, ikisine de eş olarak gitmesidir diyeyim. Tabii ki hücre döngüsüne ve mitoza dayalı olarak da eşeysiz üreme meydana gelecek. Karşı bir eşeği kullanmadan tek bir ana canlı, görev yaptığı üremeden bahsediyoruz. Eşeysiz üreme ne demekmiş? Ana canlının döllenme olmaksızın yeni bireyler meydana getirmesi. Temeli de tabii ki mitoza dayanmış olacak. Öncelikli olarak bölünerek üremeyle başlıyorum. Şimdi bölünerek üreme dediğimiz zaman tek hücreli canlılarda meydana gelecek. Adam zaten bir tane hücreden meydana geliyor. Hücre bölünmesi yaptığı zaman birey sayısını arttırmış demektir. Bakteriler, arkeler, amip, öklena, paramesyum gibi tek hücreli canlılar hücre bölünmesi yaparak birey sayısını arttırabilirler. Zaten eş üremenin en hızlı gerçekleştiği şekil e, bölünerek üremedir. Diğer bir üreme şekli ise tomurcuklanmayla üreme dediğimiz üreme şeklidir. Tomurcuklanmayla üreme de hidra, bira mayası gibi canlılarda çok fazla derecede görülür. Mesela bu hidra. Hidranın vücudunda mitozla bir tane çıkıntı yani tomurcuk meydana geliyor. Meydana gelen bu tomurcuk mitozla çoğala 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 yeni hidrayı meydana getiriyor. Bunlar bir arada kalarak koloni oluşturabilir veya kopup bağımsız olarak da hayatına devam edebilir. Diğer bir eşeysiz üreme şeklimizde sporla üreme dediğimiz üreme şeklimizdir. Bazı bitkilerde mantarlarda sporla üreme görülebiliyor. Mantarlar spor adı verilen etrafı dayanıklı bir örtüyle çevrili özel hücreler oluşturuyorlar. Bu hücreleri etrafa yayıyorlar. Bu hücrelerde uygun koşullarda çimlenerek ana canlıyı meydana getirmiş oluyor rejenerasyonla üreme ne demek ona da bakalım. Aslında canlının kopan bir parçasından yeni bir canlı olması anlamına geliyor. Mesela ben burayı kestim, burası yaralandığı zaman buradan bir parça koptu. Burası kendini tamir etti. Burası rejenerasyon yaptı demektir kopan parçadan yeni bir ben olsaydı bir insan meydana gelseydi rejenerasyonla üremiş olurdum. Ama bizde rejenerasyonla üreme gibi bir şey söz konusu değil. Bizde anca doku düzeyinde rejenerasyon dediğimiz durum söz konusu oluyor. Ama planarya gibi deniz yıldızı gibi canlılarda bölünen her bir parça kendini tamamlıyor. Bak boyuna bölüyorsun ikiye kendini tamamladı birey sayısı ikiye çıktı. Enini 3'e bölüyorsun. Herkes kendini tamamladı. Birey sayısı 3'e çıktı. Yani kopan bir parçadan yeni bir canlı meydana geliyor. O yüzden de buna üreme diyoruz. Kertenkeledeki de üreme değil. Kertenkele koştuk. Kuyruğuna bastım. Kuyruğunu bıraktı. Kertenkele gitti. Kuyruktan yeni bir kertenkele olmuyor. Kertenkeleden yeni bir kuyruk çıkıyor. Yani kertenkeledeki de üremek amaçlı rejenerasyon değildir. Unutmayın. Partonogenez dediğimiz bir üremeden de bahsedeceğiz. Partenogenezde döllenmemiş yumurtadan yeni bir birey oluşması anlamına geliyor. Döllenmemiş bireyden yanı yeni bir birey nasıl meydana gelecek? Mesela bal arısı gibi canlı türlerinde bu durum söz konusu olabiliyor. Kraliçe arı yumurtalarını yaptı. Kraliçe arı yumurtalarını yaptıktan sonra döllenmeden erkek arılar meydana geliyor. Partenogenez de üremeye örnektir bu durum. Sonra bitkilerde de görülen bir üreme şekli var. O da vejetatif üreme dediğimiz üreme durumudur. Vejetatif üreme ne demek? Bitkiden kopan bir parçadan yeni bir canlının meydana gelmesi anlamına geliyor. Mesela bitkinin dalını kesiyorlar, götürüp toprağa ekiyorlar. Bu daldan yeni bir bitki meydana geliyor. Bu da rejenerasyonla üremeye benzer ama bitkilerde görüldüğü için vejetatif üreme olarak isimlendirilmiş olacak. Sonra tabii ki biraz mayozdan da bahsedelim. Mayoz dediğimiz zaman aslında üreme hücrelerinin oluşturulması için gerçekleştirilen bir bölünmeden mi bahsediyoruz? Üreme ana hücrelerinde meydana gelecek. Oluşan hücrelere de gamet ismini vereceğiz. Bu olay sırasında meydana gelen olayların tamamı da gamet oluşumunu sağladığı için gametogenez ismi anlamına gelir. Yumurta ve sperm zaten bizim gametlerimizdir. Dişi gametlere yumurta, erkek gametlere sperm ismini vereceğiz. İki en kromozom bir canlı bulunduruyorsa homolog kromozomlar taşımıştır. Mayoz bölünme sırasında tetrat, sinapsis, kiyazma, crossing over gibi e, olayları duyacağız. Sadece mayoz bölünmeye özgü olacaklar. İki n kromozomlu canlılar homolog kromozom bulundurur diploid canlılardır. En kromozomlu canlılar ise haploid kromozomludur. Yani diploid gözüyle ilgili iki geni var haploid gözle ilgili bir geni var gibi düşünebilirsiniz. Mayoza baktığımız zaman da interfaz dediğimiz bir evre söz konusu olacak yani hazırlık evresi dediğimiz bir evre olacak mayozda kendi içerisinde ikiye ayrılacak mayoz 1 ve mayoz 2 olmak üzere mayoz de bir çekirdek bölünmesi ve stoplazma bölünmesi mayoz 2'nin de çekirdek bölünmesi ve stoplazma bölünmesi olacak. Mayoz 1'e ait olanlara profaz 1, metafaz 1, anafaz 1, telofaz 1 isimlerini vereceğiz. Mayoz 2'ye ayrılanlara ait olanlara ise profaz 2, metafaz 2, anafaz 2, telofaz 2 ismini vereceğiz. Hazırlık evresi mitozun hazırlığıyla aynı. Hücre büyüyecek, hücre enzim sentezini arttıracak, protein sentezini arttıracak. En en önemlisi DNA eşlenmesini geçirecek interfaz adını verdiğimiz evrede. Şimdi interfaz evresinin ilki de tabii ki profaz evresi dediğimiz evre. Profaz evresine baktığımız zaman bizim homolog kromozomlarımız bir araya gelerek tetratları meydana getirecekler. Tetratlar dörtlü yapılar anlamına gelir. İlk defa dörtlü yapılara zaten mayozda rastlamış olacağız. Bunların birbirlerine değdikleri yerlerde parça değiş dokuşu yani crossing over meydana gelecek. Crossing over da genetik çeşitliliği arttıracak. Profaz 1 evresinde çekirdek zarı eridi, çekirdekçik kayboldu, tetratlar oluştu. Metafaz 1'de tetratlar yani homolog kromozomlar ekvator düzlemine dizildi. Anafaz 1'de homolog kromozomlar zıt kutuplara gitti. Telofaz 1'de bunlar tekrar kromatinlere dönüşebilir veya dönüşmeyebilir. Çekirdek zarı oluşabilir, oluşmayabilir devamı olduğu için. Profaz 2, metafaz 2, anafaz 2, telofaz 2 ve stokinez 2 gelecek. Yani bir hücreden mayoz 1 ve mayoz 2 tamamlandığı zaman 4 tane yavru hücre oluşacak. Mayoz 1'in sonucunda en başta 2n kromozomlu olan hücrenin kromozom sayısı n'e inecek. Mayoz 2'de kromozom sayısına bir değişiklik olmayacağı için 4 tane n kromozomlu hücreyle iş tamamlanmış olacak. Şimdi mitozu ve mayozu kendi içerisinde bir kıyas yapalım. Mitoz ve mayoza baktığımız zaman mitoz neyin temelini oluşturuyordu? Eşeysiz üremenin. Mayoz ise eşeyli üremenin temelini oluşturuyor. Oluşan hücreler birbiri ve atasal hücreyle tabii ki mitozda aynı olacak ama mayozda birbirlerinden de farklı olacaklar. Anlah hücreden de zaten farklı olacaklar. Kromozom sayıları yarıya inmiş oluyor. Mitoz, ökaryot tek hücreler ile çok hücrelerin vücut ana hücrelerinde meydana gelecek. Ben parmağımı kestim. Kesen yerin kendini tamamlaması tabii ki mitozla meydana gelecek. Mayoz ise çok hücreli canlılarda üreme ana hücrelerinde meydana gelecek. Yani yumurta ana hücresinde, sperm ana hücresinde meydana gelecek. Mitoz tek hücreli canlılarda mitoz yaptığı zaman bir hücreden iki hücre oluşmuyor muydu? Üremeyi sağlamış olacak. Mayoz ise çok hücreli canlılarda üreme üreme hücrelerinin oluşumunu sağlamış olacak tetrad, sinapsis, crossing over, mitozda görülmez ama bunlar mayozda görülmüş olacaklar. Tabii ki karyokinez yani çekirdek bölünmesi ve sitoplazma bölünmesi mitozda bir kez, mayozda iki kez gerçekleşecek. Mitozda unutma kromozom sayısı değişmez, mayozda ise yarıya iner. Oluşan hücreler mitozda tekrar mitoz geçirebilir, mayozda ise tekrardan mayoz geçiremezler diyeyim. Hücre bölünmelerine şöyle bir baktığımız zaman kromozom sayısının ve e, DNA miktarının durumuna mitozda 2x DNA miktarına sahipse başta X'e sahipse mitozun içinde tabii ki artacak ama sonuçta mitozda DNA miktarında herhangi bir değişiklik meydana gelmeyecek. Kromozom sayısına da bakacak olursanız kromozom sayısında da bitişte herhangi bir değişiklik meydana gelmez. Mayoz'a baktığımız zaman ise şurada DNA miktarı ne? 2x ama bitişte DNA miktarı ne? x. DNA miktarı yarıya inecek. Kromozom sayısı için de aynı şey geçerli. Başlangıçta 2n kromozomluydu. Sonra n kromozomlu hücreler oluşacak. Evrelerin detayında ki kısmını konuyu öğrenirken bu kadarını bilmeniz, hazırlık yapmanız ve buradaki soruları çözebilmeniz için yeterli diyeyim gençler. Sonra eşeyli üremeyi de anlatıp ikisini kıyas yapıp bitirelim. Şimdi eşeyli üreme dediğimiz zamanda artık iki tane ayrı eşeyden bahsedeceğiz. Sperm ve yumurta oluşması lazım. Sperm ve yumurta döllendiği zaman ilk oluşan ne, hücreye ne diyorduk? Zigot. Zigotlar mitozla büyüyecek, gelişecek. Embriyoyu, embriyolar yetişkin bireyleri meydana getirecek. Eşeyli üremenin temeli tabii ki mayoz'a dayanacak. Genetik çeşitlilik meydana gelecek. Eşeğsiz üreme temeli mitoza dayanır, kalıtsal çeşitlilik görülmez ve tabii ki hızlı bir üreme şeklidir. Bireyin çok kısa sürede e, sayısını arttırmasını sağlar. Oluşan bireyler çevre koşullarına dayanıklı, değişen çevre koşullarına dayanıklı değiller. Ana birey ne kadar dayanıklıysa genetik yapıları aynı olduğu için anca o kadar dayanıklılar. Eşeğsiz üremede döllenme diye bir şey yok. Yavrular tek bir ata bireyden gelişecekler. Eşeğli üremenin temel temeli mayoza dayanacak kalıtsal çeşitlilik dediğimiz durum söz konusu olur. İkisini birbiriyle kıyas yaparsan eşeğsiz üremeye göre daha yavaştır diyeceksin. Çevre koşullarına ama hangi çevre koşullarına değişen çevre koşullarına daha dayanıklı bireyler meydana gelecek. Tabii ki döllenme söz konusu olacak üreme. Hücresi dediğimiz gamet dediğimiz hücreler meydana gelecek ve bunların birleşmesi sonucunda ee, Eşeyli üremenin temeli atılmış olacak. Hücrelerin yapısını da ufaktan bir hatırlatmış olayım size. 9. sınıfta çok detaylı gördük ama bu 10. sınıftaki hücre bölünmelerini önce hücrelerin yapısını bilmemizin de tabii ki bize faydası var. Hücresel yapı bakımından canlıları prokaryot ve ökaryot diye ikiye ayırıyorduk. Bakteriler ve arkeler prokaryottu. Kalan alemler, bitkiler, hayvanlar, mantarlar, protistler bunlar ökaryot hücre yapısına sahipti. Prokaryotlarda DNA'nın etrafı bir zarla çevrili değil. Yani bunlar çekirdeksiz zarlı organel bulundurmuyorlardı. Ama ökaryotlarda DNA'nın etrafı bir zarla çevrili yani çekirdekli hücrelerdi endoplazmik retikulum, mitokondri, golgi, ne bileyim koful gibi zarlı organeller ökaryotlarda bulunurken prokaryotlarda bulunmazdı. Prokaryotların bakteriler ve arkeler olduğunu söyledik. Tamamı tek hücrelidir unutmuyorsun. Çok hücreli canlıların boyları birbirinden farklı olmasını sağlayan hücre sayılarının farklı olması. Yani senin boyun 1.60 5 milyon hücrem var. Benimki 1.80 milyon hücrem var gibi düşüneceksin. Çok hücreli canlılarda şekil büyüklük ve organel çeşidi bakımından farklılıklar görülebiliyor. Hücrelerde bulunan kromozom sayısıyla canlının gelişmişlik düzeyi arasında da kesinlikle bir bağlantı yoktur diyeyim. Bunların hepsini ayarladığımız zaman aslında hücre bölünmesi ile ilgili kısmın tamamını halletmiş olabilirsiniz. Mayoz kısmına dikkat ediyorsunuz, arkasından eşeyli üreme geliyor. Dediğim gibi hücrelerin yapısı bizim için önemli. O yüzden 9. sınıf tekrarı olarak yer verdik. hücre bölünmeleri ile ilgili karma sorulara da dikkat ediyorsunuz. Tekrardan söylüyorum ödevinizi sayfa bakayım hemen tekrardan 108'den başlıyorsunuz birinci ünitenin sonuna kadar yani sayfa 119'a kadar çözüyorsunuz kitabın içerisinde hem kimya hem fizik var aynı şekilde 9'a 9'dan 10'a hazırlık yapmanız için diyeyim hemen ödüllü soruyu da gösteriyorum videoyu beğenmeyi unutmayın ödüllü soruya cevaplarınızı yorum kısmına bekliyorum <laughs>